Herkese selamlar. Bugün değerlendireceğimiz ürün Arçelik'in katı meyve sıkacağı olacak. Bu katı meyve sıkacağını uzun bir süredir kullanıyorum. Tam olarak süresini bilmesem de şöyle 3-5 sene olmuştur. Çok rahat. Değerlendirmeden önce ufak bir araştırma yaptım. Bütün katı meyve sıkacaklar hakkında genel olarak ne tür şikayetler var? Bunlara baktım. Ve bugün bunlara da tek tek inşallah değineceğim. Bu şikayetler işte çok fazla ses yapıyor. Postası çok sulu. Yani meyveyi tam olarak sıkmıyor. Temizlemesi çok güç diyorlar. Tadını kötü yaptığını söyleyenler vardı. Katı meyveleri sıkarken çok zorlanıyor ya da çok fazla sallanıyor gibi yorumlar vardı. Bu şikayetler bir markaya ait değil, birçok markaya ait şikayetlerdi. Ben de bunların üzerinden bir değerlendirme yapmak istedim. İlk olarak sert meyveleri atacağım. Ondan sonra yumuşak meyveleri atacağım. Sert meyvelerde ne var? Özellikle ayva odun gibi. Yani bayağı sert. Bıçakla keserken bile bayağı zorlandım. Bundan su çıkar mı ondan bile emin değilim. Bunu sıkacağız. Havuç sıkacağız. Özellikle havuç sıkmıyor diyenler çoktu. Hani bunun içinde değil. Havucu sıkmıyor ya da sıkarken çok fazla sallanıyor gibi yorumlar vardı. Bu yüzden havuç da sıkacağız. Elma sıkacağız. Muz var, portakal var, kivi var. Hani sertten yumuşağa doğru gideceğiz. Kademe olarak bir ve ikinci kademe var. Birinci kademe yumuşak meyveler için, ikinci kademe ise sert meyveler için. Biz ikinci kademeyle başlayalım. Beş havuçtan kaç milim çıkmış? 150 ile 250 arası 200 milim havuç suyu çıktı. Tüm bunları karıştıracağım. Umarım kötü bir tat çıkmaz. Şikayetlerden biri köpüktü. Köpük var. Fakat bu rahatsız edici düzeyde değil. Yani beni rahatsız etmiyor. Tat olarak falan bir sıkıntısı yok. Sadece görüntü olarak bir köpük var. İsterseniz o köpüğü alabilirsiniz. İsterseniz bırakırsınız. Ben köpüğü almıyorum zaten. Hani beni rahatsız da etmiyor. Ses olayına gelirsek evet ses yapıyor. Yapmıyor diyemeyiz. Katı meyve sıkacakların hepsi ses yapar diye tahmin ediyorum. Çünkü bir kere güç gerektiren bir alet. Eğer katı meyveleri sıkacaksa güçlü bir alet olması lazım. O içindeki dönen şu aletin çok hızlı dönmesi lazım. Bu da dönerken ister istemez ses yapacak tabii ki. Ama bu çok bile rahatsız edici düzeyde mi? Yok. Bence normal sesi. Posa olayına gelirsek ıslak, posası çok ıslak diyenler vardı. Yani
meyveyi tam olarak sıkmıyor, yarısını çöpe atıyor diyorlardı. Böyle bir durum da söz konusu değil bunda. Posası bayağı sert de hatta kısır gibi duruyor. Yani sert meyveleri sıkmıyor denildi. Özellikle havuç denilmiş. Yani havucu sert olarak değerlendirmişler. Havucu sıkarken hiçbir zorluk yaşamadı. Ben daha zor olsun diye ayva bayağı tahta gibiydi. Onu içine attım. Onda bile zorlanmadı. Hiçbir sıkıntı olmadan suyunu çıkardı. Tadını bozuyor Anladım. diyenler olmuştu. Ben tadından gayet memnunum. Burada şu tabii ki önemli. İçine atacağınız, karıştıracağınız meyveler çok önemli. Birbiriyle uyumlu olmayan meyveleri koyarsanız elbette ki tadı kötü olacaktır. Normalde ben portakalı bundan sıkmıyorum. Normal narinciye sıkacağı var. Onu kullanıyorum. O daha iyi geliyor bana. Temizlik olayına gelirsek uğraştırıcı malzemeler var maalesef. Hani meyveyi sıktınız hemen suyunu içeyim diyemiyorsunuz. Bir 15 dakika ayırmanız lazım. Bu bulaşığı yıkadıktan sonra meyve suyunuzu içebilirsiniz. Genel olarak özetleyecek olursak ben bu üründen memnun muyum? Ben kesinlikle memnunum. Benim hiçbir şikayetim yok. Severek de kullanıyorum. Yani tek sıkıntısı var. Şu ürünleri temizlemek maalesef. Onun dışında makineden ve markadan bir şikayetim yok. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esenle kalın.